Aşağı bitsin her şey diyor. O kadar tükendim yani. Tövbe de kız, öyle şey mi? Ha, gerçekten tükendim Belgin yani. Yani öyle o kadar da şey yapmayalım kendini, çaresiz. Düşünmeyelim diyorum. Evet, herkese günaydınlar diyelim bu arada da. Nihal ablacığım yine sıkıntı. İyisin, güzelsin. Nihal abla her geçen gün eriyor. Bu kadın eridikçe ben kilo alıyorum. Altındaki eşofmanlar. Ne bedende o? Large. Large ama kalıpları çok dar onların yalnız. Evet. Kalıpları dar. Ben olmaz diye düşünmüştüm. Bakar mısın? Nihal abla geçen seneye nazaran bir Nihal abladan bir Nihal abla daha çıkar. Az kaldı. Bir 3-5 kilo daha verirse biz herhalde Nihal abladan bir tane daha çıkartacağız. Kesin çıkar yani. Bunu ben Feyza'yla söyledim de Feyza bunun bir şeyini beğenmedi. Modelini beğenmedi. Ya ev içinde giyiyoruz bari. Biz de zaten içinde giriyoruz. Nihal abla da beraber aldık. Mesela ben aldım. İlk önce annem aldı bunları. Annem bana gösterdi. Ben sana... Nihal abla aldım. Bak Nihal abla gün gün kadın eriyor. Sonra bununla bak ne güzel oldu. Evet çok en güzel. Üzerinde bir de çok güzel olmuş. Uydu da. Uymuş aynen dedi. Yeri kalpli biraz uzaklı. Çok güzel olmuş. Çok zayıfladım ya. Bayağı bayağı. Ay şeyi giydim. Geçen sene teyzemin aldığı pazar pijama vardı bana. Evet biliyorum. Nihal bazen abla... seviyorum diye. Başka da yokmuş. Hani bir tane kalmış aldım. İçine zor girmiştim, giremedim. Ama şimdi içine tab olayım. Hani 1-2 kilo verirsem giyerim diye düşünüyordum. Üstümden düşüyor şimdi. Bazı arkadaşlar yazmışlar Nihal abla yine pazenlerini çıkardı diye. Evet. Hoş geldin Nihal abla, pazenlerini çıkardı. Aa ben pazen hastasıyım. Bak. Nevresimim de pazen. Kadın her şeyi pazen. Kış geldi mi? Kış geldi. Pijamalarım da pazen. Hadi geçen sene bir dereceydi de bu sene seni soğuk. Alamadım bu sene ya şey, pazen alsaydım. Bir boydan Belgin çiftenden iki tane pijama çıkıyor. Bizim şu Mustafa abi var ki benim terzi. Evet. O dikiyor bana. Bir tane pijama örneği götürüyorum. Ona göre dikiyor. Onun aynısını dikiyor bana. Onları da öyle dikmişti geçen senekiler. Hatta dedim şey, 1,5 boy alayım da Hakan'a da. Ha çıkartı iyi. Sıcak sıcak. Evet. İki tane çıkar Hakan'a da. İki tane bana hani iki tane Hakan'a dedim diksin. Bazen çocuklar da çok iyi şey. Paçasında lastikli yapıp verir bize. Yukarıya toplanmaz. İyi olur. Yapar yani Mustafa abi. Aslında bir şeye gittiğimizde bir bakalım seninle. Bursa ucuz kumaşa mı? Evet ben oradan almıştım onun şeyini. Kumaşlarını. Şimdi orada alt katta şey var belki. Pazenler var kapıda. Onlar böyle etek metek hani dışarı için yapılacak. Onlar biraz daha sert pazenler. Böyle dokunduğunda sert gelir. Üst katında oranın bebekler için pazenler var. Onu görmedim. Şu ben pazenin kumaşını bile bildiğim yok da o yüzden ben Nihal abladan artık kulak aşina oldum. Şey bebeklerin yataklarına nevresim falan yapmak için, battaniye hazırlamak için falan bebek pazenleri var yukarıda. 2-3 lira daha şey oluyor fiyatı. Yüksek. Yüksek oluyor. Yüksek olsun çok önemli. Metresinde ya. Ne olacak 3 lira, 5 lira fazladan? 10 metrede 30 lira ne herhalde? 10 metreyi ne yapacaksın? 1 metre alıyorsun. Ha, çiften misal, ya. Aynen diyorum ya, misal yani diyorum. 10 metrede 1 metre şey olacak zaten ya. Şu buzdolabını düzeltecektim herhalde. Şu buzdolabına bak ya, iyice dağıldı öyle. Her yere gitti ya. Sen benimkini gör. Seninki ne yani? Ya sadece var ya benim şeyleri toplamak bak kolay açmış. Kapanmamış. Vitaminler burada. İşte aa bak. İçerideki saklama kaplarını kapa. Ama buzdolabının içinde duruyor. Tabii. Niye bilmiyoruz. Şey yanmış da. Biraz serinlesin diye buzdolabına koymuşlar. Birazcık serinlesin diye buzdolabına koymuşlar. Aynen. Her sefer diyor ki bu sefer düzgün bir şekilde saklayayım. Toplu şey yapacağım. He. Sen diyorsun. Her gün diyorsun. Hep böyle diyorum. Ama yine de aynı eski haline alıyor benim şey buzdolabına. Artık bıraktım. Şuraya da bırakamıyorum işte bak. Bunlar normalde bulurdum ve benim de buraya gelmiş. Kapan desen zaten şeye dönmüş. Çarşamba pazarı dönmüş. Ne ararsan var. Pandanın yarım elması. O ne ya? Şey kız. Dr. Ceytun'un şey fabrika içinde balsam, biber balsam, krem bu. Ben bunu yürüyüşe giderken sürüyordum. Termal tatilimde giydiğim zaman çok güzel yakıyor ama. Yani. İyi de dolapta durmasının mantığı ama yazın su gibi oluyordu sıcakta. Jel ya bu. Şimdi kış geldi hava soğuk zaten. Şey çıkartmamışım bak bu kadar bak ben de üşengeçim ben de çıkartmamışım yani. Bak. Yazın bu su gibi oluyor ya.
Ayağımın kokusuna bayılıyorum ben bunun ya. Kokusu çok güzel Leyla babanın. Ay ben dünden beri içime kokusu çeke çeke şey oldum. Ay dün akşam Leyla baba bir ateşlendim var ya. Ben yarasaydın ya. Vallahi yattım uyudum ben ateşlendiğim zaman, yatıp uyuduğum zaman toparlanıyorum ya. Şöyle birazcık yatıp uyumam lazım. Ondan sonra toplayayım. İyi değildin ama sen akşamüstü de iyi değildin. Hiç iyi değildim. Geldim de iyi değildin. Bayağı kötüydüm. İyice kötü oldum. Gece şey yaptım. Uyumuşum, uyuyunca biraz toparlanıp kendime geldim. Uyumasam toparlayamadım. Valla ben de erken yattım aslında. Ama erken kalkamadım. 8:30'a geliyordu saat. Kalktım da. Sen bir ara bir geldin, biz bilgisayar işini hallettik. Bilgisayar işini hallettikten sonra ben bir yattım. Yeni gibi 9'a kadar uyumuşum Leyla abla. 9'dan sonra bir daha bir kalktım. İyi yaptın ama. Şundan sonra 1-2 saat durdum. Ondan sonra bir daha kendimden geçip bir daha uyumuşum yani. Düşün. İyi uyudum yani. Şöyle üstten şöyle bir sileceğim. Baksana şöyle içindeki gereksizleri çıkarmak. Ben bir erken yattım, 1:30'da daha uyanıktım. Maşallah. Yok ben uyumuşum var ya. Ama aşağıda şeyi çok uzun sürdün Leyla abla dün akşam. Duydun mu hiç? Neyin? Evet, tadilatı. Tadilat. Biz saat 9'da zeytin kırdığımız zaman telefon açtı biliyorlar yani, değil mi? Şimdi aşağıda tadilat geç, 10-11'e kadar tadilat sürdü. Tap tup tap. Yok ben bekliyorum tap, şimdi bir daha ararlarsa. Tap tup diye. Diyeceğim siz bizi aramayın bir daha. Aynen. Bundan dolayı ararsanız sabaha kadar aynı şeyi devam edeceğim. Gidip istediğiniz yere şikayet edeceksiniz. Bize taktınız siz diyeceğim. Evet aynen Leyla abla, şu aralar nedense sen ve ben bilmiyorum artık. Bize mi takıldı? Bize mi öyle geliyor? Şeydi, nasıl bize mi öyle geliyor ya? Ben o gün çilingir çağırdığım zaman da öyle içeride kilitli kaldım da. Diyelim ki ben evde kilitli kalmışım yani. Ben o apartmanın kapısını kırar yine çıkarım dışarıya. Tabii canım. Çilingir gelmiş tabii ki ses olacak. Tabii canım. Kaldı ki daha saat 11'e geliyordu yani. Takıldık ama aşağıdan bayağı bir ses geldi. Şey oldu yani. Matkap da onlar mobilya monte ediyorlar. Mutfağı mı değiştirdiler acaba? Mutfağı değil belki şey salon mobilyalarını monte ediyorlarsa. Ha. Ya ben muhtemelen şey diye düşünüyorum. Bizim şey Orhan var ya benim müfeci. O geçen gün şey dedi. Semra Hanım'ın kızları gelip gidiyor dedi. Demek ki şey eve eşya için gelip bakıyorlarsa benim aklıma gelen küçük kızını evlendirecek herhalde dedim. Doğru. Ya kızı evlendirir, oradaki evde oturtur. Ya da kendi buraya gelir. Buraya gelir. Aynen. Ya da kız evlenince buraya gelir, bilemiyorum. Ama Semra abla ben oraya çok alıştım demiştim ona geldiği zaman, ben gördüm de. Gittiğinde hiç istemiyordu Semra abla orayı, mecburen gitmişti. Ama şimdi oraya alıştım diyor, buraya hiç gelinsin dedim artık diyor. Şey yapma yani. Ne dedim, hayırlısı dedim. Ama şey, epey tadilat devam etti. Tadilat çok devam etti. Ya o, dedim acaba şey... Ben aşağıdan mı geliyor diye tahmin ettim. Ondan sonra matkap sesi geldiği zaman o zaman anladım ki tadilat şeyden geliyor. Hani Yasemin'den de olabilir dedim. Ben de işte. Şeyleri tamir ediyorlarsa, parkeleri. Hı, parkelerin çıkık olan yerleri vardı. Yasemin abla mı? Hı hı. Ondan haberim yok. Onu bilmiyorum. Bu saat, o saatte de yapacak halleri yok herhalde. Gece 1:30'da boya yapan insan onu yapmayacak belki. Geç Leyla'da geç otur. Gece 1:30'da boya yapıp da Cerkçürt eşya çekti de o zaman işte birbirimize girdik ya. Şenlikli bir şeyimiz var, apartmanımız var. Tamamıyla şenlikli bir de mahallemiz var. Ah, bak benim tepemi bir hatırlarsa şenliği o zaman görecekler de. Leyla abla zaten şuralar pek şey değil. Psikolojik olarak iç açıcı değil. Ay. Yani tamamıyla sataşmasını bekliyor. Aynen öyle. O kişi de ben olmak istemiyorum. Artık iyi geçiniyorum ben Leyla abla şurada. Artık kime denk geliriz? Ama hak ediyorlar belki yani. Aynen Leyla abla dediğin gibi. Çünkü hani ufacık bir ses yaptığın zaman saat 8:30-9'da bile olsa direkt telefon açıyorlar sana. Ama akşam 11'e kadar matkap çalıştı. Kimsenin ağzı açıp tek kelime konuşmadan 11'e kadar matkabını çalıştırdı. Yani aslında biz rahatsız oluyoruz ama biz rahatsız olmuyoruz aslında. Adam işini yapsın, yapmasın ama bize geldiği zaman niye herkesin sesi yükseliyor da başkasına geldiği zaman niye ses yükselmiyor da anlamıyorum. 1:30'da boyaya başlıyor. Gece 1:30'da. Evet o ayrı bir enteresan zaten. Tamam hadi boyayı yaptın hadi. Ufak tefek tık tık ses gelir. Ama boyacı bir yandan boya yapıyor, Yasemin de temizlik yapıyor. Koltuğu car çekiyor. Sehpayı car çekiyor. Ya onu yapma en azından. Tamam gündüz çalışıyorsun, gece işini yaptırmak zorundasın. De ki Nihal ben gece boya yapacağım. Bana mesaj geçmiş, ufak tefek ses gelebilir.
ufak tefek ses dediğin hani boya yapılırken bir şey düşer yere anlarsın. Koltuk çarçurt sağ çekilir de onun evde bir de şey eski parkeler var. Hı-hı. Ağaç parke. Üstünden çektiğimde ses olduğu gibi aşağıya geliyor. Arasında boşluk var ya. Ha, şimdikiler gibi şey yok. Koymuyorlar altına. Örtü koymuyorlar. Örtü koymadıkları için ses olduğu gibi geliyor aşağıya. Ben o temizliğini yap, en azından boyanı yap. Yoksa insan her halükarda idare eder. Ki ben ona söyledim. Dedim ki bak, düğün olur, doğum günü olur, hani bir kutlama olur, bir şey olur. Dersin ki, hani komşum bugün şey olacak, hani kusura bakma, amenna başımın üstüne. Ama bunda da her akşam değil ki. Geldi karabecikim. Geldi karabecikim, benim geldik. Çıkarayım mı teyzeciğim? Bak, sana yanaşıyor. Gel bakayım bir. Gel aç. Gelsin benim karaböcüküm, gelsin benim karaböcüküm, gelsin benim minik koalam, gelsin benim minik koalam, kahve mi içeceksin? Su içeceğim, su. Kahve ekmeği çok su içmesi lazım baksana. Geldi benim minik koalam. Hani nerede senin kitapların teyzeciğim? Dur, daha sınık yok. Uyanamadı daha. O biraz daha bir kendine gelsin, ondan sonra anca kahvaltı. Ha şöyle kendime bakıyorum, acaba yanına mı gelsem diye de. Her şeyi uzaktan aldığı zaman çok uzaktan görüntü alıyorsun. Sesinizi duymuyoruz diyorlar. Bu sefer yakından aldığımız zaman da ne bileyim. Ya benim mi hoşuma gitmedi anlamıyorum ama. Ha şöyle daha iyiyiz. Ben de ne bir ortasını bulamadım. Aman yarabbim, inşallah zamanla her şey yavaş yavaş. Öyle olsun. Her zaman dediğim şey her şey zaman. Öyle. Zaman bir takipçimiz, biz izleyen arkadaşımız bana Instagram'dan atmış. Ay çok üzüldüm herhalde. Sabah onun işten baktım, onu okuyup. Nerede birkaç gün olmuş bana gelen şey, bir şey, mesaj. Ben çok fazla Instagram'a bakmıyorum. Instagram mesajlarıma biraz 2-3 gün geç bakıyorum ben. Nehla abla da biliyorum. Ben hiç açmıyorum mesela. Face de çok fazla kullanmıyorum. Hala benim adım açılan bir tane o Face var. Ben Yılmaz'dan diye. O çok güzel aktif bir şekilde gidiyor. Videolardan kesler atıp duruyor. Evet. Onu ben şikayet spam attım ben. Bakalım ne yapacaklar, onu hiç bilmiyorum yani. Evet, aslında bana geçen gün öneriler de geldi o. Keşke onaylayıp da şey yapsaydım. Mesaj mı alacağım? Ben de mesaj attım, görüş yapmıyorlar. Hayır hayır. Arkadaşı ekle diye çıktı. Ekleseydim keşke, ondan sonra şikayet etseydim, hiç aklıma gelmedi. Ben daha şikayet spam attım, hatta Feyza da şikayet et dedi, başım belaya girer dedi, sıkıntı olur dedi. Ama yine zaten şikayet spam attım, neyse. Öyle Instagram'a girdim, ben uykum kaçtığı zaman Instagram'a falan bakıyorum. Hani ben çok TikTok seyrediyorum, diğer araba da bilir benim. Ben böyle TikTok'taki videoları seyretmeyi hoşuma gidiyor. Açtım Instagram'a baktım, mesajlara baktım, 16-17'den mesaj gelmiş yine. Çok fazla mesaj şey oluyor, sürekli geliyor zaten sağ olsun bizi izleyenler hep yazıyorlar. Vallahi yankileri aldım, yankileri yazdım, hatta ben onu yazdım, onu hemen bana direkt yazmış biliyor musun? Instagram'dan. İsmini vermek istemiyorum da Nehra bu yazmış yine. Hayırdır ya? Yok, o da eşi razı, eşi. O da aynı benim gibi, 19 yıl eşi. İki tane çocukla eşi yapmış, aldatmış. Öğrenir öğrenmez, bırakmış. Bıraktı diyor, çekti gitti diyor, umursamıyor diyor. Kadın diyor, yataktan çıkamaz hale geldim diyor. Kimseyle konuşmak istemiyorum, yataktan çıkamıyorum diyor. Yemek daha istemiyorum. Depresyona girmiş kadıncağız. Yani depresyona gitti. Aynen dediği doğru aslında. Yani Allah kolaylık versin. Geçen gün hiç kolay dedim. Allah'a sığındırın ben de. Dua ettim. Ben her zaman için bol bol dua ettim yani diğer abla. Ya diyor ki hiçbir şekilde diyor, hiç pişmanlık emaresi yok karşı tarafta. Hiçbirinde yok diyor. Benimkinde de yok. Hangisinde var ki yani? Ama sen ayakta durduğun sürece, güçlü durduğun sürece, çocuklara sahip çıktığın sürece İlerleyen zamanlarda kendisi zaten pişmanlığını duyacak yani ama. Aslında en güzel intikam o, biliyor musun? Tabii, ayakta durmak. En güzel intikam o. Sen ayakta durduğun sen güçlü sürece olacaksın. Yoksa ben ağladım, sızladım, karşıdaki şey yapmıyor. Sen ay bak benim ki yüzümden bu hale düştü demiyor. Demez. Mutlu oluyor. Aynen aynen. Bak benden sonra ne hale geldi diye. Sen inadına güçlü olacaksın, ayakta duracaksın. Aynen bak, aynı Nihal ablanın dediği gibi benim de aynı şekilde karşı taraf çok, en çok istediği tek şey düşmemdi. Düşüp ona muhtaç olmam ki dedim bak ben sana. Muhtaç olsun, kapıma gelsin dediğini. Ne oldu? Gün gelir devran döner, hasap bunlar sap döner derler ya, kasap bunlar. Aynen öyle yapar. Oldu işte.
O döndü. Ya onlar ilk başlarda çok güzel. Ben size söyleyeyim, bu arkadaşa da söyleyeyim zaten. İsmini çok vermek de istemem şimdi şeyde olmasın. Hoş ver, verme. Belki kendi rahatsız olur. Kendisini zaten izliyorsa bilir zaten. Bekle. Sadece bekle. Şu anda o en güzel günlerini yaşıyor. Aynı bizim. Hatta gibi. Beklemesin. Yataktan çıksın, kendine ya, baksın. Demiyorum. Hayır. Karşı tarafın düştüğü zaman sen göreceksin. Evet, onu mutlaka beklesin. Göreceksin. Mutlaka. Bir çık sen... yatağından, çocuklarınla ilgilen. Kendinle ilgilen. Önüne hedefler koy. Aynen. Ama yani... Düşme. Ya çocukların için ayakta dur, tam acını işinde, içinde yaşa. Gizli gizli ağla. Ağlamazsan eline doğru rahatlayamaz. Tabii rahat ağlayacak. Ağla ama yatağa yatma. Depresyona girme. Yemeden içmeden kesin ve şu benim... Ben sana söyleyeyim, şu bir seneyi çok zor geçirir. Gerçekten çok zor geçirir. Çok zor tabii. O bir seneyi sen eğer çok yani yanlışlar yapmadan düzgün bir şekilde atlatıyorsan senden iyisi yoktur. Bazı insanlar çok büyük yanlışlar yapıyor Nela'da. Karşıdan intikam almak için kendinden yanlış hatalar yapıyor diyeyim. Siz zaten anlıyorsunuz bunları da. O şekilde hatalara düşmeden dik durursan, çocuklarına ilgilenirsen bir senenin sonunda çok güzel bir şekilde dimdik hayal edeceksin ve iyi ki de ağlamışım diyeceksin ve iyi ki de bunları yaşamışım diyeceksin. Ondan sonra zaten sen kendine geldikçe hakikaten Nela'da insan bir güzelleşiyor. İnsan kendini daha iyi hissediyor, çok rahatlamış hissediyorsun. Ama bir senenin sonunda, bir buçuk senenin sonunda karşı taraf bu sefer yıkılmaya başlıyor. Tabii. Karşı taraf ilk başta diyor ki, ben hayatımı yaşayacağım, bundan sonra bu hayat benim, ne haliniz varsa görün deyip telefonu kapatıp gittikten sonra bir senenin sonunda o senin nasıl yaşadığını, nasıl bir hayat yaşadığını görünce bu sefer o yavaş yavaş yıkılmaya başlayacak. Ya sana tavsiyemiş bir şekilde yıkılma, yatağa yatma, çocukların evet. Pes etme ama ağla, her gün ağla. Gece yattığında... İçinde ne varsa aksın gitsin. Aksın. İçinde tutarsan çok kötü olursun, hastalık sahibi olursun. Tuvalete gir ağla, banyoya gir ağla, yatağına gir ağla, ağla. Bir şekilde ağla ama rahatla. Ya belki bak ben ayrıldığımda... Dua et ama hiçbir şey yok. O evde kiracı vardı. Ben evlendiğimde seriye taşınmıştım çünkü. Ayrılınca tabii ev tutacağız. Burada kiracı var, ev tuttuk. Ayrıldığım işim benim tuttuğum evi bilmiyordu. Şey arasak Antalya'da bitirdik her yeri 500 metre arayla ev tutmuşuz. Maşallah. Her gün arabayla önümden geçiyor. Arabanın içinde kadınlar. Bana da telefon açıyor. Dur aşkım. Yalvarıyor barışalım diye. Dur aşkım. Dedim her gün önümden geçiyorsun karıyla kızdan barışmak istiyorsun dedim. Al anneciğim. Benim eşyalarımın üstüne götürüyorsun, o kadını oturtuyorsun dedim. Sonra beni arıyorsun dedim. Ne olacak dedi. Ya değişik olan bir nevresim değil mi dedi. Bakar mısın terbiyesizliğe? Rahatlık. Ne oldu? Kendisi pişman oldu. Pişman oldu ama işten geçti. Aynen. Onun için güçlü ol. Ayağa kalk. Kendine bak. Çocuklarınla ilgilen. Çünkü çocuklar hissettirmeseler de çocukların da şu an iyi de durumda olmayacaklar. Onların da hani eksik yanları kalacak. Çocukların içine nasıldan ayağa kalk. Ağlamak istiyorsan yine ağla. Ama ben daha güçlü olacağım. Böyle daha güçlüyüm deyip kesin hayatına devam etmesi lazım. Aynen dediği gibi yani. Burada en çok etkilenen sen şu anda etkilenmiş gibi duyduysan en çok etkilenen çocuklar şu anda. Çocuklar hiç olmazsa ne kadar az hissettiğini sen üzülüyorum. Onlar daha mutlu oluyor. Gel. Gerçekten dediğim gibi ayakta durmaya çalış. Gerçek mi? Yani gerçek misin? Yaşayacağım yaşadığım süreç hiç kolay değil. Tamam hadi. Hadi gel. Gel tamam hadi. Ne istiyor? Gel hadi gidiyoruz. Gel. Hayat gerçekten mucizeleri gibi. Yani neydim demeyeceksiniz, ne olacağım diyeceksiniz. Gerçekten yani insan bir anda hayata tepe taklak olabiliyor. Nihal ablacığımla sabah kahvemizi içip de konular üzerine biz videoyu kapattıktan sonra tekrar tartıştık. Ama bizim tartıştık demeyelim, konuştuk ama ister istemez biraz... Yani sizinle konuşmamızdan daha hararetli geçiyor bizim konuşmalarımız. Anlıyorsunuz siz artık yani. Daha böyle sinirli, stresli, agresif bir şekilde geçiyor. Çünkü bazı şeyler tekrardan sıfırdan yaşamış gibi hissediyorsunuz. Çünkü ne diyeyim? Şöyle düşünün. Mesela ben hamileyken bana hamilelik inanılmaz derecede kolay geçiyordu. Hani ne bileyim. Böyle ben sıkıntısız, dersiz, tasasız gibi geçiyordu yani. En son hamileliğim dışında ama ben doğum yaptıktan sonra hamile bir insanı görünce Allah'ım o insanın bir an önce kurtulması için dua edelim çok zor diye. O şekilde şimdi ben hadi bu işlerden kurtuldum. Kafam rahatladı.
Her şekilde kafam rahatladı yani, size o şekilde söyleyeyim. Artık bunu maddi ve manevi olarak da, maddi açıdan da artık her şeyimizi bitirdik. Tamamıyla boşandık, kendi soy ismimi aldım. Daha kimliğimi çıkartamadım. Kararı aldıktan 2 hafta sonra nüfusa gidip kimliğimi çıkartacakmışım. Kimlikten daha çok ehliyet değişmesi lazım. Ehliyete tekrar rapor isteyecekler mi acaba? İnşallah istemezler. Rapor işiydi, o işiydi, bu işiydi. Tekrardan uğraşmak istemiyorum ya gerçekten. Kimlikten daha çok ehliyet düşünüyorum şu anda. Onların değişmesi gerekiyor. Kendi kızlık soy ismi artık kullanmaya başlayacağım resmiyette. Çünkü ister istemez bir yere kargo siparişi verdiğin zaman hala soy ismi Topuz olarak geçtiğinden dolayı kime kargo edelim? Belgin Topuz, ama artık bundan sonra ne diyorum? Belgin Vardar. Bitti. Zaten kanalımda ismimi, soy ismimi zaten değiştirerek çok oluyordu. Sosyal medyalarda da olsa da hepsini değiştirdim, ama işte artık resmiyette her yerde soy ismim de değişti. Allah'a binlerce şükür. Binlerce şükür diyorum yani sizlere. Ne diyeyim, bana gerçekten çok güzel destekleriniz oldu. İnanılmaz derecede destekleriniz oldu. Ben adliye koridorlarında beklerken benimle beraber strese giren arkadaşlar olmuş. Biz senden daha çok strese girdik diye. İnanılmaz derecede strese girdim. Ben sizlere o şekilde söyleyeyim. Öyle böyle strese girmedim. Çünkü hani yatırılması gereken meblağı yatıracaklar mı, yatırmayacaklar mı? Eğer avukatım dedi ki ben şu süreye kadar beklerim. Misal saat 10'a kadar dedi, ben dedi bekliyorum. Saat 10'a kadar dedi, para geldi gelmedi, biz gideriz dedi. Bundan sonra da bizi hiçbir şekilde aramayın. İstinaf yolla çözün yolunuzu demişlerdi. İster bir sene uzasın, ister iki sene uzasın dedi. Biz beklemeye hazırız demişti çünkü avukatım. Artık çünkü bütün kolaylıkları biz sağlamıştık karşı tarafa zaten. Hani artık protokolü hazırlayıp da her şeyi yapınca. Ben beklemeye razıyım. Zaten iki seneden beri, üç seneden beri zaten bekliyorsunuz. Bir şurada kalan soy isim. Kendi evimdeyim, sağlıklıyım, huzurluyum. Hiç kimseye borcum yok. Kendi yağımla kendim kavrulmaya çalışıyorum. Ufak tefek bir şeyler kazanıyorsunuz. Ailenizden de destek alıyorsunuz. Yani oyunda hiçbir sıkıntım olmadığından dolayı ben her şekilde beklemeye razıydım. Bir sene ya da iki sene beni sıkıştıran hiçbir şey yoktu. O yüzden de gerçekten o mahkeme salonunda adliye koridorlarında beklerken inanılmaz derecede böyle var ya daraldım. Böyle gerçekten yani bitsin diye o kadar çok dua ettim ki. Hatta en son avukatım dedi tamam dedi, hallettiler dedi, para işin dedi. Ondan sonra biz girdik çıktık 3-4 gün sonra dedi. Allah'ım 3-4 gün sonra deyince ay tamam şeye girdik. Küçük bir ne diyeyim ben size. Anlaşmalı boşanmalar yani normal bir mahkeme sonlu değil. Böyle bir şey gibi yani ne diyeyim size. Yani masaların oldu, şeylerin oldu, adres sonunda harç bir yere girdik zaten. Hemen hakim bey karşısında ayakta. Bize söyleyeceklerin hepsini tek tek söyledi. Tamamen boşanma gerçekleşmesi 3-4 gün sonra olacak demişti. Ama 3-4 gün sonra da Allah'tan olmadı. Hemen o anda yarım saat içinde çözdüler ve yarım saat içinde çözdükten sonra ben boşanma kağıdımı aldıktan sonra çok büyük bir şekilde rahatladım ve hemen uçaraktan evime geldim. Koşa koşa evime geldim. Çok rahatlamıştım. Dediğim gibi yani bu sorunları yaşayan arkadaşlara Allah kolaylık versin. Gerçekten kolaylık versin. Hiç kolay değil. Bir arkadaş yazmış bana, bir tek boşanan sen misin de bu kadar bu olayı çok büyük büyütüyorsun diye. Hayır, bir tek bu olayı yaşayan ben değilim. Ve bir tek bu olayı yaşayan ben değilimden hariç ben bu olayı yaşayıp da bu süreci en güzel şekilde atlatan insanlardanım. Ben şanslı kesimdenim. Yalan yok. İnanılmaz derecede şanslı kesimim. Kesimi benim en büyük şansım zaten. Ben bunu her zaman için söylüyorum. Ailem. Benim gibi durumda olup da ailesi olmayan, yani ailesi vefat etmiş olan veyahut da ailesi yanında durmayan birçok kadın var. Yani eski eş, yani aldatıldı işine ya da zulüm gördüğüm psikolojik olarak ya da bedenen zulüm gördüğü işte geri dönmek zorunda kalan kadınlarımız bile var. O yüzden ben her zaman diyorum ki ben şanslı kesimim. Bunları yaşayıp da şanslı olan insanlardanım ben. Yani tabii ki de ilk boşanan ben değilim, ama o boşanma sürecindeki ilk bir sene, 1,5 sene gerçekten insana zor geliyor. Ben bunu arkadaşıma da zaten yine Nihal ablaya da konuşurken de söyledik. Şu bir sene eğer çok güzel sağ salim atlatırsam, bazı hatalar yapmadan, çocuklarına ilgilenerekten dimdik ayakta duraraktan atlatırsan, ondan sonraki seneler çok daha güzel gelecek. Yine dediğimiz gibi ağla, bol bol ağla, her seferinde ağla, her fırsatta ağla diyeyim ben sana. O şekilde söyleyeyim.
Ağladıkça rahatlarsın, ağladıkça açılırsın. Ama ağlamanı gizle Nilem. Çocukların görmemesi çok daha güzel. Ben de çok ağladım. Ben inanılmaz derecede çok ağladım. Her yatağa girdiğimde, her lavaboya girdiğimde, her yalnız kaldığımda mutlaka ama mutlaka ağladım. Ama şimdi de söylüyorum, her zaman için söylüyorum. İyi ki de ağlamışım. İyi ki de zamanında o gözyaşlarını dökmüşüm ki çok büyük bir şekilde yani şu anda rahatlamışım. Sana tavsiyem Allah'a sığın. Gerçekten her zaman yani Allah'a sığın. Bol bol dua et. Bol bol dua et. Ben çok dua ettim çünkü her zaman için. Dimdik ayakta durmaya çalış çocukların için. Hakan'ı biraz önce uyuttum. Uyuttuktan sonra tekrardan şöyle evi yine bir toparlayayım. Evi istediğim kadar toparlasam da yine de dağılıyor ya. Yapacak bir şey yok. Allah sağlık versin Emrah. Allah evimize böyle hep böyle bir ses versin. Dağınıklığa razıyım ben. Yani Allah güç kuvvet verdiği sürece elimizden geldiğince topluyoruz. Bildiğiniz gibi annemle beraber biz ip almıştık. Ben o iplerle hani zikzak bir yatak örsü modeli başlayacaktım. İlk aldığım bir gece değil de ondan sonraki gün müydü? Herhalde ondan sonraki gündü galiba. Yanlış hatırlamıyorsam başlayayım dedim. İpin cinsinden midir, neyindendir? O zikzak modeli doğru düzgün yapamadım. Kaç defa söktüm yaptım. Tabii Hakan'la beraber bir şekilde yapmaya çalışıyorum bu arada. Bir yandan yumaklarım asılıyor, bir yandan o asılıyor, bir yandan bunu yapıyor. Şimdi ben tabii ki de internetten, telefondan bakmaya çalışıyorum modele. YouTube'dan. Hakan da tabii ki de telefonu gördükçe ve telefondan ses çıktıkça, YouTube'dan ses geldikçe daha çok böyle bir heyecanlandı. Ondan fırsat buldukça bakmaya çalıştım. Çok fazla yapamadım ama şimdi başka bir modellere bakmaya başladım. Bu gece yine baktım. Ama yine başlayamadım tabii. Hakan'dan ötürü. Elimden geldiğince bakalım yapmaya çalışacağım. Zaten dün de rahatsızdım. Rahatsız olunca erkenden yattım. Kalktım derken hiçbir şekilde bakmadım. Bakalım şimdi Hakan'ı yatırdım. Tekrardan bakmaya çalışacağım. O zigzag modeli tekrar bir yapmaya çalışacağım. Bakayım bir deneyeceğim zaten artık bunu. Bir denersin, iki denersin, üçü denersin. Yani sürekli olarak boza boza. Elimiz alışınca tabii ki de yapmaya başlayacağız. Senelerden beri zaten elime hiç tığış çok fazla almıyordum. Önceden zamanda ayı iğne yaptık. Neler neler yaptık inanmıyorum. Ben ilkokula giderken masa örtüsü ördüğümü biliyorum. Fiskos masa örtüsü ördüğümü biliyorum. Seccade ördüğümü biliyorum. Vitrin takımı ördüğümüzü biliyorum. Üç kız kardeş tabii ki de annem bize inanılmaz derecede örgü yaptırdı. Dantel yaptırdı yani size o şekilde söyleyeyim. İyi ki zamanında yaptırmış. İyi ki de biliyoruz yani. Ben tığ işini çok severim. Tığ işini çok severek yaparım. Şişi çok fazla sevmem. Şişi yapamıyorum. Onu hiç beceremiyorum. Yani onda hiçbir kabiliyetim yok. Bir de kaneviçeyi severim. Kaneviçeyi de güzel yaparım. Bakalım şimdi onu biraz sonra tekrardan bakacağım. Birkaç model çıkarmaya çalışacağım. Böyle yapa yapa zaten elim iyice alıştığı zaman ondan sonra komple zaten yapmaya başlarım herhalde diye düşünüyorum. Uzun zamandan beri aklımda olan şey var. Birkaç arkadaş daha zaten söylediydi. Bizi seyredenler soru cevap videosu yapabilir misin diye. Aslında İsmail de söylemişti bana. Anne soru cevap yapalım mı diye, soru cevap yapsana diye. Sana soru sorsunlar, sen cevapla diyordu. O da internette, YouTube'da biz evde olmadığımız sürece videolar seyredi. O seyrettiği videolarda herhalde seyrettiği kişiler soru cevap yapıyorsa sen de yapsana diyordu. Bayağıdan beri söylüyordu da bence çok fazla şey yapmıyordum. En son zaten Nihal ablanın neydi o cilt bakımı, saç bakımı, çiçek bakımı ile alakalı bir soru cevap yapmıştık. Şimdi çok fazla özel olmadığı sürece bu videomuzun altına sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Tabii ki de onların cevaplarını paylaşabileceğim bir video çekeceğim. Sizlere bunu söyleyeyim. Tabii ki de sizler de isterseniz gelen soruların şeyine göre de sorularımızı cevaplarız. Nereye gidiyoruz biz yine? Hı? Nereye gidiyoruz biz yine anne? Nereye gidiyoruz yine? Az önce dışarıya çıktık, kapıdan dışarıya çıktık evden. Evde bir şey unuttuğumu fark ettim. İçeriye gireyim dedim, ağzı çıktığı kadar bağırmaya başladı. Çünkü içeriye giresi yok beyefendi. Nihal abla herhalde yine aşağıya inmiş. Şuradan bak. Vay anasını be! Vallahi yemin ne hızlı kan. Aşağıda. Bismillahirrahmanirrahim. Oy. Elektrik mi atıyorsun kızım? Açayım. Karaböcük az önce içeriye girdim, bir şey unuttum. Nasıl bağırıyor biliyorsan? İçeriye girmeyecekmiş, dışarıya çıkacakmış yani bak. Ben acaba Feyza'ya mı bırakırsın diye düşündüm de. Yok, dışarıya çıkarayım. Hakan bana bir hediye mi bıraktın annem sen? He? Evet. Oho.
Hediye, ana hediye bırakmış Nihal abla bana. Alacağım, burada alacağım. Çıkamam almadan dışarı çünkü. Şurasıydı dediğim. Neresi? Çelebi'nin aşağısındaki yer mi? Çelebi'nin yan tarafında bak, beyaz bir makarna kapalı olan yer var ya. Dur bir saniye Nihal abla, şu anda asmadan hiçbir yer göremiyorum ben. Sen şu... Sarının bittiği yer, avukat basasının uğur yazıyor. Hasan ha? Onun altı bak, beyaz kapalı olan yer var ya. Evet. Orası. Çıkmak istediğin yer. Sizler şöyle görüyor musunuz? Bakın şu şekilde göstereyim. Şurası. Şurası. Ha şöyle bakın. Şu. Ha tam burası bak, size parmak hizası gösterdiğim yer. Nihal ablan tutmak istediği yer orası ama nasip kısmet olmadı. Tutulmuş mu? Evet. Perde var ya. Sordun mu? Yok, kapalı. Geçen gün baktığımda yoktu. Hmm. Ha belki Nihal abla bazen de şey yapıyor, hani sormasınlar diye. Yok, yapmaz Çelebi. Yapmaz mı? Bilemiyorum belki. Acaba mı dedim de üzdüm. Hava esmeye başladı ya kız. Yağmur geliyor, yağmur. Yeniköy tarafına yağmur geliyor. Annemle konuşayım telefonda, sabah da sana selamım var. Aleykümselam. Nihal'le... Nasıl dedi? İyi dedim. Rahatsız dedim. İyileşemedim. Kadının ciğerlerine kadar indi dedim. Soğuk dedim. Ay o zaman daha çok kötü zamandı. Çünkü annem de bir kere üşüttüydü biliyor musun? Yemek. Antibiyotiğe başladım. Şey yaparken. Antibiyotikten başkası fayda etmeyecek. Etmez Nela. Antibiyotik kullanmazsan iyileşemezsin artık sen. Sen artık o dereceye geldin. Antibiyotiklik derecesine geldin yani. Kötü. Bir şey demiyorum gerçekten. Çünkü şey içtim. Sen tarafı getirdin biliyorsun. Evet. Onu içtim, Katarin içti. Dur ne yapayım, şuradan bir su alalım bir. Ha. Yok bana mısın demedi. Allah kolaylık versin ya, ciğerlere kadar iniyorsun, soğuk. Aa Nihal abi çoraplar. Kız çorapları çıkarmış. Ay canım. Sen hangi yere çıkardın bunları ayağında? Hangi yere çorapları çıkardım, ben sana çorap giydirdim. Ha. Bak ya. Çıkarmak yok tamam mı? Mi yok. Çoraplar ayakta duracak tamam evet, mı? Evet lütfen. Soğuk ya teyzeciğim. Arkanın altında kilotlu çorap var. Kilotlu çorap üzerinde bir çift çorap var. Şimdi ayakkabı giydirmemek için üşümesin diye bir çift çorap daha giydiriyorum. Ayakkabı giydirme aşağıya inme. Aşağıya inme. Ben ayaklarından üşütmesinden çok korkuyorum. Ayaklarından üşütmesin hiçbir şekilde yani. Ben rahat etmeyeceğim oraya. Aynen. Bak ne güzel çalıyor Nihal abla. Ben bu havalar benim havalarım. Puslu havalar. Ben de öyle. Çok sevindim. Puslu havayı severmiş diyorum. Ben de çok sevindim. Yağmur yağsın. Aynen. Hava karanlık oluyor ya. Aynen. Gündüz vakti karanlık oldum, ben çok severim. Ben bayılırım. Aynen. Ben sonbahar insanıyım. Kahveni al. Otur. Şöyle deniz kenarına. Yağmuru izle. Deniz aynen. Kenarına in. Eskiden yağmur yağdı, ben Konya altına giderdim. Şimdi? Gidelim. Evet. Ağrıdan. Evet. Önceden Allah'tan gitmişsin Nihal ablacığım. Bol bol. Gider otururum bunların üstüne. Islanırım bir güzel. Gelirim bir sıcak duş, bir kahve. Bitti. Mis. Ha, gençlikteymiş hepsi. Aynen. Kapalı yola şey, yılbaşı ağacını yapıyorlardı geçen annemle indiğimizde de. Buraya da yapıyorlar ya her sene bir tane, iki tane. Daha hiç başlamamışlar baksana. Ama şey, buraya yapıyorlar yılbaşı gününe kadar herkes koparıyor diyor, bozuyor diye bekliyorlar artık. Son 2-3 güne kadar bekliyorlar. İnsanlarımızın ne alıp veremediği varsa bu belediyenin, devletin yaptığı şeylerden ben anlamıyorum zaten. Kalbin içine şey yapmışlar, kalpli çiçek. Hmm. Düzenlemesi başına adam diktikleri halde, yani bekçi koymuşlar başına. Bir şey yapılmasın diye. Tabii gece sabaha kadar bekçi başında mı bekleyecek? Ertesi gün yine yok bir tane bile. Koparıp atmışlar. Hayır. Bir güzelliği bozmaktan ne anlıyorsunuz? İşte onu diyorum yani. Anladıkları şey ne? Onu kafam basmış değil yani benim. Gelin dediğin zaman ya. Bak ben şimdi bir kaza 23 liraya aldıydım pazardan çarşambadan. İçten çarşamba ucuzdu. Aa şimdi çarşambanın önünden geçemiyorsun Nihal ablacığım. 7,5 çok güzel aslında. Ve çok da şıkmış. Ne zaman aldın? Bayağı almış liralar. Tabii canım.
Şimdi çarşamba mağazalardakiyle aynı. Ben çok düzgün giyerim. Aldığım kıyafeti yıllarca da giyerim. Maşallah. Ay. Şimdi mağazalardan daha pahalı. Çarşamba çok pahalı. Hiç şey alınmıyor. Zor. Ben sevdiğim yere geldik işte. Cumhuriyet benim. Bak bak ufaklığa bak. Küçük adama bak Nihal abla. Nasıl bakıyor Hakan ya? Hakan görmesin şimdi ineceğim diye. Yok Hakan şu an uyku moduna geçiyor Nihal abla. Yavaş yavaş. Kedileri varken ne güzeldi burası. Şikayet ettiler ama. Neymiş kokudan. Koku oluyor mu? Ha kokudan dolayı şikayetler. Ne kokusu olacak ya? İnsanlar yardımseverler diye şeyle. Çok büyük güzel. Büyük paketlerle mama getiriyorlardı. Tabii canım yani belediye kedileri yaptığı zaman dur aşkım. Bir saniye şuna kızı. Belediye bu şekilde ufak tefek şeyler yaptığı zaman hiç olmazsa şey oluyor yani. Hayırseverler hem mamasını getiriyor, kedilerle ilgileniyorlar, her şeyini hep yapıyorlar ya, seviyorlar. Ha İsmail kedinin birinden buradan cırmık yemişti ama. Evet. İsmail şansı mı diyeyim, ne diyeyim artık, kendisinden dolayı mı oluyor anlamıyorum ama ki. Ama şey mama için, şey mamasına falan elini uzatma. Yok yok mamasını elini uzatma, sadece yanından geçerken hayvan tırmayıp bastı geçti. Allah'tan montu vardı ki montuna denk geldi. Şimdi üstüne baksana. Aynen. İsmail'in yıldızı düşük yıldızı. Derler yani yıldız düşük diye. O yüzden yükseli. Ay araba takıldı kız. Ha bir de hayvanları seviyor yani. Çok sever. Aşağıdaki tasmalı kedi var ya. Ay evet ya. Onu ne zaman görsem onu seviyor aşağıda. Seviyor Feyza da onu çok seviyor. Ona da bakıyorlar. Bu tasmalı kedi de kimin kedisi Nihal abla anlamadım ben de ya. Ben de bilmiyorum da yan binada bizimiz bayan var. Hayvanların mamalarını evet. Hem karşı binanın altında var şey. Kedi yuvası hem oraya yaptı. Aynen. Hem bizim yan tarafa yaptı biliyorsun. İniyor onların mamalarını falan her şeylerini veriyor. Minik minik de şey büyük bir tane battaniyeyi kesmiş. Böyle rulo gibi katlamış. İçlerine koymuş. Hani arasına girip yatsınlar diye. Tatlışa bak ya. Şunlara bak. Sen ne yapıyorsun burada ya? Ha? Keyif mi yapıyorsun sen? Ya bu işin oluyor mu? Gitmedi hala saat kesi. Nihal abla ben yanlış mı hatırladım? Anneme de geçen şey yaptığımızda şu saat kulesi üzerindeki kubbesi var mıydı? Hayır yoktu. O sonradan eklendi değil mi? Çok büyük işte şeyler yaşandı ya. Neyler? Bu şekilde yapıldı ama saat kulesinin orijinali bu değildi. Geçen gün hatta ben de söyledim. İlk yapıldığı zamanda da orijinali bu değildi. Tamam. Ama yönetmenlik bir şekilde istediği için bu şekilde yapıyor belediye. Ama böyle bir şey yoktu çünkü de o yüzden yoktu. Hatırlıyorum. Hı-hı. Hatırlıyorum yoktu. Yanlış mı hatırlıyorum diye sana sorayım dedim. Şemsiyeleri yenilemişler ne sene olmuş daha değil mi? Evet. Her yaz başına yeniliyorlar bunları. Hemen hemen yeniliyorlar. Yeni abla geçelim mi buradan? Geçelim. Aslında şimdi arada yine parçalarım ne oldu? Evet evet yağmurlarda rüzgarlarda şeyde şimdi şey yazın o kadar sıcağı yedi yedi. Baksana nasıl parçalı. Çok ısınım o değil mi? Bunları belediye yapıyor değil mi? Hemen hemen bayağı bir şehirde var böyle şemsiye sokak. Şemsiye de var. Evet. Şemsiyeli sokak. Ay dur Leyla ablacığım şunu da alayım bir yerden. Üzerimizi alalım da bir. Oh Hakan'cığım. Kuşlara bak derleri yuva yapmış. Evet onlar hep orada zaten önceden beridir orada onları. Ben ilk defa görüyorum. Ha. Evet. Genelde oradalar. Şurayı bir oturma evinin restorasyonu yaparken bir onların bir yeri bozulduydu Nihal abla. Hayır tabi ister istemez sesten gürültüden kaçtılardı. Şimdi tekrardan geldiler. Ne güzel duruyorlar ama ya desen gibi. Bismillah. Ooo bugünkü bu kalabalık ne acaba? Şöyle geçeyim bari de. Ay ne kadar güzeller. Evet bak. Gördün mü Hakan?
Yem satan kişiler var burada aslında Nihal abla. Evet. Hayır, az önce korktu da ayaklarını geri çekti Nihal abla. Bak ya üstüne gidiyor. Üstüne gitmeseniz. Gördün mü teyzeciğim? Ne yapıyorlar? Bak bak kavga ediyorlar ya. Ve renkleri çok güzel ya. Şu çok fena ama bak Nihal abla. Git şu var ya bak 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 onun üstüne gidiyor bak. He? Bak. Onun tepesi de kalkık ha. Renkleri muhteşem. Evet. Ne yapıyorlar teyzeciğim? Ha? Ya abi. Allah neler yaratıyor işte ya. Arkamıza bak. Çok güzeller değil mi? Okulda almış Nihal abla. Evet. Nihal abla yavaş yavaş Karolan Parkı'ndan kale içine girdik. Böyle dolana dolana artık yavaş yavaş eve gideriz artık ya. Maksat hava almaktı. Evet şöyle bir yürüyüş yaptık. Bir şey var bak onlar da artık başka yerden bakacağız. Eve yakın olsun istiyorum derdim. Nihal ha evet ev işi değil mi? Evet. Nihal abla çok zor bu zamanda da. Sen onu Çelebi Emliya söylesene be. Öyle yapacağım zaten ya. Aslında Çelebi Emliya söyleyip de yapabilirsin bu işi. Ev bulamazsam şey düşünüyorum belki bizim orada hani dükkanları ev olarak kullanıyorlar ya. Evet. Son öyle çare. Daha uygun gelirse son çare o şekilde yapacağım. Aynen dükkandan bozma ev olacak Nihal abla başka çaresi de yok. Senin dediğin gibi. Şurası ev mi kız? Evet. Evin misin? Pansiyon değil mi burası? Otel. Karyatit Otel. Ona bir baktım da ne diye. Karyatit Otel'miş. Her yerde Begonvil var Nihal abla. Nihal abla özürle sana getirdiğiniz özür şey yaptığımız çiçek ne oldu? Bir tanesi sanki kendine geldi gibiydi. Yok, olmadı. Olmadı mı? O var ya kale içinde bu ara sokaklardan göz bir yerde. Lazım. Hı-hı. Saçak atması için onda göz yok. Hı-hı. Dok olarak da çok yumuşak oldu. Şimdi neyse Özgür bekleyecek belki. Şey, Şubat sonunda dedim ya tohumu var bende. Hı-hı. Tohumdan ekeceğim nasıl olsa. Olabilir. Çıktığı zaman iki kök falan şey yaparım ben Özgür'e ekerim. Özgür gelip şeyini de almadı. Begonvil'ini de almadı. Ay Özgür gelip gidemedi ki. Özgür Efrail abi izinliymiş. Uzun süre evde izinli kalınca. Hı-hı. İster istemez evden çıkamadı tabi. Daha balkona girdim bugün hala şey kokuyor. İlaç. İlaç kokuyor. Şu mu orijinal kapı? Evet. Ay çok güzel ama Nihal abla kapıya bak. Orijinal kapı. Harika. Tabi üzerine bizim insanımız isim yazmadan olmaz. Su demeniz. Yiğit. Ebru. Ebru da var. Şu da çok güzel ama baksana. Orijinal. Ay üzerine bak Nihal abla ya. İşte. Karalamışlar geçmişler aslında ya. Dur aşkım.
Ne kadar sessiz sakin değil mi Murla? Tabii şu anda gündüz olduğundan dolayı tabii sessiz. Şurası ev mi acaba be? Baksana tellerle çevirmişler kimse girmesin diye. Evet ya ne yapsınlar? Bir iki saat sonra başlar zaten buranın tekrar şey cıvıl cıvıl olmaya. Gidiyoruz eve gidiyoruz. Hiç bana bakma benden medet umma. Hayır. Hayır benden medet umma hiç. İstediği bir şey olmadığı zaman Nihal abla dönüyor. Bak Nihal abla burayı da iyice kapatmışlar görüyor musun? Evet. Aslında kale açını biz tam olarak gezmiyoruz. Daha. Tam olarak gezeceksin. Gezsen bilemiyoruz yani. Bir de kale açını bir girdiğin yeri bir daha bulmak zor. Mesela bak o biz Özgür'le beraber çiçeği aldığımız yeri ben bir daha bulamadım Nihal abla. Bak ben o gün şey... Gitti yani. O kadar iyi bildiğim halde kayboldum. İşte ha. Bir benle dalga geçiyorsunuz Nihal abla kayboldu. Aynı yeri 4 defa dolandım durdum çıkamadım. Bak burası da satılık. Burası o kadar eski değil ama Nihal abla. Eski baksana. Hay şey gibi şu taş yapılar kadar eskidir yani. Bunlar kerkiç evde onun için. Evet. Altı bak ahşap yapmışlar. Üstten kerkiç buraları. Evet. Bak şey altları tahta gördün mü? Hı-hı. Üstlerini kerkiçle sıvamışlar. Ha evet şuraya diyorsun hı-hı. Doğru. Kerkiç ev bunlar. Altları betondur muhtemelen. Üst katları hep şey çıkmalarını kerkiç yapmışlar. Eskiden kerpiç ev çoktu Antalya'da. Bayrak var ne güzel olmuş burada. İçerideki müzik geçici Lazlı'a neden olabilir. Ne kapalı yoldan yavaş yavaş artık böyle eve doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Şimdi gitsen sizlere bu şekilde veda etmek istiyoruz. Nihal ablayla beraber mısırlarımızı aldık. Benimkisi bol acılı. Çok seviyorum. Yine aynı abiden aldım. Hiç değişmez. Nihal abla sadece acı yok. Acısız. Sıfır acı. Hatta ilk önce kendikimi yaptırdım. Sonra abiye söyledim. Keşke ilk önce diğerini söylesin dedi ama. Ama Nihal abla o abi her seferinde her yaptığı karıştırdık kabı yıkar. Ben yıkadığını bildiğim için hani öyle bir şey söylemek gereği görmedim. O da biz yabancı olmayınca hani ikimiz de zaten Nihal abla ikimizi sürekli olarak biliyor. Tanıdık olduğumuz için de zaten yıkamadan ikisini aynı anda çıkarın dedi ama neyse yıkadı bir şey olmaz. Ay çok seviyorum ya ben abiyi. Arkadaşlar birlikte ben Hakan'a hamile değilken bile hep oradan mısır alırım. Hiç değiştirmem. O abi yoksa ben oradan mısır almam. Bazen izine yazın gidiyor. Kahraman. Kışın yazın. Mısır. Ben yazın da mısır yerim. Ben mısırı çok severim. Bayılıyorum mısıra ben. Neyse biz sizden artık yavaş yavaş izninizi isteyelim. Kaçalım. Bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.